E hadi o zaman başlayalım. başlayalım. Haftanın enlerini sıraladıktan sonra neyle başlayalım? Tabii ki koçlarla başlayalım. Şimdi e, sevgili koçlar, yükselen koçlar. Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu haftanın ilk iki günü çok yoğun olacağınızın haberini vermekte. Kendinize vakit ayırmanız gereken önemli bir dönemdesiniz. Çevrenizde sizi olumsuz etkileyen insanlar olabilir. Lütfen onları yaşam alanınızdan uzaklaştırmaya özen gösterin. Bu hafta haftaya başlarken Merkür Uranüs'ün kare açı oluşturması sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde kim sizin hayrınıza, kim sizin zararınıza bunun bilincinde olacaksınız. Bu bilinçte olmanın size en büyük getirisi zarar görmeden bilinciniz sayesinde olumsuz insanları etrafınızdan daha kolay uzaklaştırabileceksiniz. Bu hafta yaşam kalitenizi arttırmanız çok önemli olacak. Kendinizi her konuda motive etmek, maneviyatınızı yükseltmek inanılmaz bir hayat huzurunun ...yükselişine yardımcı olacak... ...yani hem maneviyatlarıyla... ...bütünleştikleri bir haftadalar... ...hem motivasyonlarını... ...arttırdıkları bir haftadalar... ...14 Ocak itibariyle... ...Merkür'ün... ...geri gitmeye başlaması... ...ev, aile ve... ...yuva alanlarında... ...bir takım... E, ...iletişimde yanlış anlaşılmalardan... ...kaynaklanabilecek... ...içsel ve düşüncesel... ...gerginlikler olabilir... <laughs> Ama bu gerilimleri motivasyonunuz arttığı için maneviyatınızla bütünleştiğiniz için aşmakta hiç zorluk çekmeyeceksiniz. O yüzden çok şanslısınız. Yani hayata bakışınız, olayları değerlendirmeniz geçtiğimiz haftalardaki gibi hiç de zor olmayacak. Oldukça kolay, oldukça net olacak. Aynı zamanda ikili ilişkiler ve aşk ilişkilerinde bu hafta Geçtiğimiz haftalarda yaşamış olduğunuz e, partnerle yaşanan zorlukları tekrar ettirmek istemediğiniz için hem yakın hem uzun geçmişe ait sorunların hayatınızda enerji olarak tekrar etmesine izin vermeyecek ve müsaade etmeyeceksiniz. Süper. İş ve kariyer hayatınızda ise çalışma ortamınızda sizi anlamakta zorluk çeken ve bundan da sizin rahatsız olmanıza neden olan kişilerin artık sizi anlamaya başlamasıyla çalışma ortamınızda motivasyon kazanacaksınız. Yani bak zorlukları ortadan kaldırıyorlar. Zaten haftaya Koç burcunda, ayın Koç burcundaki enerjisiyle giriş yaptılar. Evet şu an ay Koç burcunda. Hiçbir gezegenle bir enerjiye sahip değil ve boşlukta ama ona rağmen, ona rağmen siz koçlar, sizi olumsuz etkileyen insanlardan uzak durmayı başar, başardığınız için ki başı uzak durun diyorum, bunu başarmakta hiçbir zorluk yaşamayacaksınız. Ayrıca haftanın üçüncü, dördüncü ve beşinci günlerinde iş ve çalışma hayatınızda tavırlarınız, konuşmalarınız, endamınız çok dikkat çekecek. Bir koş kadını bulunduğu ortamda konuşurken kadına bak ya nasıl cümleler kuruyor dedirteceksiniz. Ya da bir koç erkeğiyseniz birçok kişi boyunuzu posunuzu endamınızı enerjinizi mevzu edebilir konuşacak. konuşabilir. E bu durum, bu durum size ayrı bir enerji kazandıracak. Maddi ve finansal alanlarda ise özgür harcamalar içerisinde olacaksınız. Özellikle kişisel bakımınıza çok önem vereceğiniz bir haftadasınız. Ama unutmayalım ki bir koç erkeği ya da bir koç kadını olarak kişisel bakımınıza önem verdiğiniz, o enerjide yoğun olduğunuz bir haftadasınız. Yani elinizi, gözünüzü, yüzünüzü estetik yaptırmamaya özen gösterin. Neden? Hı -hı. Venüs Oğlak burcunda gerilemekte. Şimdi Merkür gerilediği zaman yeni işler, yeni kararlar yapmamak lazım. Ama Venüs gerilediği zaman estetikle ilgili operasyonlara kalkışmamak lazım. Lütfen Olumsuz sonuçlar mı e, Başarısız sonuçlar ortaya çıkar. Gittiğiniz ekim çok iyi olabilir. Anladım. Birçok kişiyi e, muazzam değişimler yapmış olabilir evet. ama şu anda Venüs gerilediği için estetikten kaçınmanız gerekiyor. Görselliğinizi yenilemeye kalkışmayın lütfen. Aynı zamanda para harcama konusunda çok rahat tavırlar sergileyeceksiniz. Sadece giyim kuşam almayın. Evinize eşya almayın. Niye? Neden? Venüs geriliyor. Şimdi oturduğunuz yaşadığınız ev alanınızda birdenbire evinizin perdelerini değiştirmeye kalkarsanız Venüs gerilediği için imaj ve tarz değiştirmeyelim. Bunu yaşadığımız ev alanında da, iş alanında da yapmayalım. Ama iş yeri değiştirebiliriz. Merkür gerilemesi başlamadan önce. Aperde ha, ha, değiştiremiyoruz, iş yeri değiştiremiyoruz. Bak şimdi, Merkür iletişim gezegeni, kararların gezegeni, Venüs görselliğin gezegeni. Hmm. Şimdi e, koltuğumuzu değiştirmeyelim. Kıyafetler ...kıyafetleri almayalım... Görsellik. ...görsellikle ilgili... Peki. ...hiçbir değişim yapmamaya... ...özen gösteririm... Peki Nuray 12 burç için geçerli mi bu? Herkesin böyle yapacak... yapacak. ...sadece koçlar Kesinlikle. mı yoksa? Şimdi özellikle koçlar bu değişimlere... ...istekli olduğu için... ...olayın üzerinde duruyorum... ...çünkü niye? Saçımı değiştireyim... ...burnumu yaptırayım... ...yanağımı doldurayım... E, gibi, ...gibi gibi gibi değişimlere... ...ihtiyaç duydukları bir haftadalar hatta... Yazın bize belki bu sabah uykudan uyandınız, dişinizi fırçalarken, yüzünüzü yıkarken acaba ben burun estetiğimi olsam gibi duyguya girdiniz. Olun tabii ki ama 28 Ocak'tan sonra olun. Şu an olmayın, kesinlikle olmayın. Yani e, fındık gibi bir burnunuz varken, dinozor gibi bir buruna sahip olursunuz. Allah muhafaza. Çünkü neden? Venüs gerilerken yapılan estetik, başarılı sonuç vermez. Dakika tutuyoruz değil mi? Başarılı sonuç vermez. Aynı zamanda sağlığınız ve sıhhatiniz konusunda inanılmaz sağlıklı bir haftadasınız. Süper. Kendinizle ilgili kararlarınızdan eminsiniz. Yaşam yolunuzda başarıyla yol alıp ilerlediğiniz bir haftadasınız. Haftanın spotu ise koçlar için görselliğinle bu hafta hiç uğraşma. O kadar bak, yani bak o kadar verdiğine göre ya koçların çok dikkat etmesi gerekir. Yani kendinizi yani e, beğenin, saç beğenin. rengini değiştirme, saçını kestirme. Peki rutin mesela bugüne kadar yapmıştı. Yani bugüne kadar saç boyatsınlar mı? Şimdi aynı renge dip boyasını yaptırabilir. Eee manikürünü Ama yaptırabilir. Olma, esmerken olabilir. Gerçi şimdi sarışın ben örneğin olma. saçımı e, kahveye döndüm. Bugün kalkıp sarıya dönersem Arizona papağanı gibi olurum. Saçlarım yanar, elimde kalır. <laughs> ya da berbat bir renk alır. O yüzden tamam. kesinlikle imaj değiştirmiyoruz, renk değiştirmiyoruz. Ona göre sevgili koç. Peki. Ve Venüs gerilerken ben saç kesilmesinden de yana değilim. Ucundan bile kestirmem. Neden biliyor musun? Venüs gerilerken kesilen saç zor uzar. Ay Nuray bu Venüs de hep geriliyor. Ne zaman duysam geriliyor. Yok yılda bir kere geriliyor bir tanem. <laughs> ben hep senin hayatında olduğu için. Ne bileyim ben ne zaman duysam <laughs> Venüs geriliyor. Bittik mi bu aya geçiyormuşuz. Peki çok dikkat edin olur mu sevgili koçlar? Ani değişiklikler yani estetik ne bileyim güzellik anlamında ani değişiklik, dediğim bir dolgu yaptırayım bir botoks yaptırayım falan onlar da yok. Ama namaz sakın, Allah korusun gözünüz gözünüz yan bakar. Peki boğalara geçiyoruz sevgili boğa. Güzel gibi gözüküyor. Güzel. Özellikle aşk, aşk hayatınızda var. geçmişi sorgulama durumu var. Hmm. Geçmişte yaşadığınız ki cumartesi sabahından beri bir boğa kadını bir boğa erkeği olarak evlenmiş, Müthiş. ayrılmış olabilirsiniz. Bir ilişki yaşamışsınız. Uzun süreli olabilir, kısa süreli olabilir. Neden ben bu ilişkiyi yaşadım ki diye kendinizi sorgulama, suçlama modunda olabilirsiniz. Bu çarşamba sabahına kadar da etkili olabilir. Aman canım, yaşamanız gerektiği için yaşadınız. Hayatınıza girmesi gerektiği için girdi. Kendinizi modunuzu düşürmeyin, sorgulamayın. Başına gelebilecek bir şanssızlık, bir talihsizlik durumu yok. Aşk hayatınızda geçmişi sorgulamayın. Maddi konularda dikkat etmeniz gerekebilir. Ama bu parasal konularda zorluk yaşayacağınız anlamına gelmiyor. Özellikle sevgili boğalar ve yükselen boğalar bu hafta özellikle iş ve çalışma arkadaşlarınızın yani üstlerinizin, aslarınızın, müşterilerinizin, iş nedeniyle iş komşularınızın iletişimleri ve diyaloglarıyla yakından ilgileneceksiniz. Ticaretle uğraşıyorsanız ticaretiniz artacak ama çevrenizdeki insanların sanki sizi kıskanıyor olduğunu görecek ve fark edeceksiniz. Buna mani olamazsınız ki Herkes herkesi kıskanabilir. Herkes herkese özenebilir. Kıskanan kıskansın. O onun sorunu. Neden ben moduna girmeyin? Niye insanlar benimle uğraşıyor? Niye insanlar benim işimi kıskanıyor? Ya da başarımı kıskanıyor? Bir gün kıskanılmazsanız, bir gün insanlar sizinle uğraşmazsa üzülün. Demek ki siz zirvedekisiniz. Zirvedeki insanlar yerdeki kişileri göremez. O yüzden o zirvede olmayı razıysanız insanların arasında yaptıkları çekememezlikleri, kıskançlıkları fark edip Doğru. görüp kendi kendinize niye ben iyi bir insanım, niye benle uğraşıyorlar? Bırakın uğraşan uğraşsın. Siz kendinizle uğraşmayın. Siz kendinizden emin olun. E, başka? Gelelim e, özellikle şu duruma. Şansınızın artması sizi mutlu edecek. Hangi konularda şansınız artıyor? Öncelikle şunu net söyleyebilirim. İkili ilişkiler ve aşk ilişkilerinizde yalnız değilseniz, kalbiniz doluysa partneriniz ya da eşinizle bazı konularda tamamlanma yaşayacaksınız. İlişkinizde hangi alan eksik? Dokunsallık mı, duygusallık mı? Şefkat mi düşünülmek mi? Hangi alanlar eksikse evli olanlar partneri olanlar o eksikliği dolduracaklar birlikteliklerinde ve beraberliklerinde bu durum ilişkisi olanların ilişkisini hafta boyunca Muazzam derecede mutlu edecek Bence aşkta birliktelikte ve beraberlikte şanslıymışım dedirtecek. ...beraberliğinizdeki, aranızdaki kontak, aranızdaki diyalog, e, dokunsallık ve temas içerisinde olmak. Şimdi boğa dokunmayı çok sever. Boğa kendisine dokunulmasını da çok sever. Örneğin bir boğa kadınıyla birlikte olan bir birey şu an bizi izliyorsa... ...onun gönlünü, saçlarını okşayarak keşfedebilirsiniz. Çünkü boğa kadını e, mırna mırnav kedi gibidir... <laughs> Ee, hep dokun dokunulsun, dokunulsun, sevilsin ister. Ee, erkeğinin hizmetkarıdır. Ne pişirsin, ne yedirsin. İyi sofra, iyi sunumlar yapar. Çok iyi sofra hazırlar. Çok iyi sunumlar yapar. Yani sizin yapacağınız tek şey de bir boğa kadınıyla ile Seni seviyorum demek, ona dokunmak ilişkinizin muazzam güçlenmesine neden olurken ki zaten boğalar. Bu hafta görmeleri gereken şefkati, sevgiyi ilişkilerinde tam anlamıyla görüp yaşarken ayrıca huzur bulacak. Sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde ise samimiyetine inandığınız arkadaşlarınız sizi şaşırtabilir. Ha öyle mi? Kesinlikle. Daha önce hayal kırıklıkları yaşadığınız ya da sizi üzmüş olan insanlar kol kola girip af ve özür dilemeye gelebilir. Öyle mi? Ben senin değerini bilmedim, kıymetini bilmedim diye. E bilseydiler o zaman. <laughs> affedin bir daha hayatınıza sokmayın. Haftanın spotu, <laughs> bitirdiğiniz hiçbir şeye başlamayın. Kıymetinizi bilmeyen, sizi vaktiyle üzülmüş kişileri affedin ama yer yesin onları. <laughs> daha şans vermeyin onlara. Valla bununla şarkı yapacağım. Yer yesin onu yer yesin. Ay yok ayol bitmiş bir şeye şans vermeyin. Dostluk da olsa aşk da olsa... ...denenmişi denemeyin sevgili evet. boğalar. Zaten denenmişi denediğin zaman istediğin sonuçlar elde etmiyor. Kesinlikle. daha doğrusu. Sıra geldi ikizlere. Sevgili ikizler nasıl bir haftaya başlıyorsun? Önce bir tablonu görelim. Güzel. Şimdi... Ee, bu hafta gezegenlerin kombinasyonu ailenize karşı asla kırıcı olmayın diye uyarıyor. Peki. Aynı zamanda aşk ve iletişim konularında kendinizden emin olun. İş arkadaşlarınıza karşı esnek olun. Olayları lütfen yanlış değerlendirmeyin. Şimdi bu hafta haftaya başlarken sevgili yükselen ikizler Güneş ikizler. Merkür, Uranüs sert açı oluşturacağı için işiniz gereği, güncel yaşamınız gereği, bir takım seyahatler planladıysanız, seyahatlere çıkmayı düşünüyorsanız, ertelenebilir, gecikebilir. Bunları şanssızlık, talihsizlik olarak değerlendirmeyin, çünkü yılın ilk Merkür gerilemesi, e, kova, aslan aksında gerilemeye başlayacağı için. Sizleri ciddi anlamda seyahatler konusunda e, gecikmeler yaşayarak endişeye sürükleyebilir. Hmm. Ama bunları gözünüzde büyütmemeye özen gösterin. Kendinizi geliştirmek, hangi alanda bilgi ve eğitim almak istiyorsanız buna başlayabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki Merkür gerilerken ben nasıl buna başlayabilirim? Uzun bir süredir üzerinde düşündüğünüz ama bir türlü tamamlanamadığınız bir eğitim bir seminer bir öğreti farkındalıkla ilgili ya da kişisel gelişiminizle ilgili kendinizi yeniden inşa etme yapılama yapılandırma adına gerilemeye başlayacak olan Merkür askıda kalan yarım kalan geciktirdiğiniz genel anlamda kendinizi eğitme konusunda şanslı kılmanıza neden olacak. E süper. Yani her zaman böyle. Merkür'ün gerilemesi, zorluklar, şanssızlıklar vermez. Yapmak isteyip yapamadıklarınızı, geliştirmek isteyip gerçekleştiremediklerinizi öne çekmenize, hızlı bir şekilde sonuçlandırmanıza da yardımcı olur. Süper. Aynı zamanda ikili ilişkiler ve aşk ilişkilerinde ise bu hafta gerilim artabilir. Siz gerilebilirsiniz siz içsel huzursuzluklar yapabilirsiniz. Kuşku, şüphe barındırmadığınız takdirde evlilikte ve aşk ilişkisinde ya da flörtte herhangi bir kaosun olmasını olmadan ortadan kaldırabilirsiniz ama kuşku yaparsanız kendi içsel dünyanızda varsayımlar yaparsanız yolunda ilerleyen ilişkinin enerjisinin bozulmasına Birlikteliğinizde ve beraberliğinizde ortada bir kopma yokken, bir darılma yokken, gücenme yokken gücenebilir, darılabilir, küsebilir, ayrılabilirsiniz. Yeter ki kuşku ve şüpheler yapmayın bu hafta. Haftanın yedi günü bu risk var. Aman ha. Sakın. Kuşku ve şüphe. Kuşku ve şüphe ilişkilerinin kaosa girmesine. Geçimsizliklerin ön planda olmasına neden olabilir? Ama siz özgür iradeniz ile e, nefsinizin esiri olmamayı başardığınız takdirde kuşkulardan da şüphelerden de kolaylıkla arınabilir. Bu sayede kendinizi mutsuz etmez, huzursuz da olmazsınız. Şimdi e, bir şüphe yapıp eşinize ya da partnerinize bir varsayım yapıp küsebilirsiniz. Ondan sonra da ne zaman arayacak diye telaşa kapılabilirsiniz. Özellikle nerede ne yapıyor, arayacak mı, aramayacak mı deyip acı çekmek mi? Kuşku yapmayıp ilişkiyi dengede tutmak mı? İkinciyi alalım. Aynen öyle. Bu sizin elinizde. Evet, gök kubbe diyor ki davranışın kendinden emin. Huzursuzluklar çıkarmadığın takdirde ilişkinin yolundan çıkmasına engel olmayacaksın ama Şüphe, kuşku, kıskançlık varsayım yaptığın takdirde hayatındaki kişinin anlayışlı olmasını bekleme. Huzurlu olmak da elinde, huzursuz olmak da elinde. Yani huzurlu olmak da senin elinde, huzursuz olmak da senin elinde. Kariyer ve iş alanınızda temponuz ve iş yoğunluğunuz artabilir. Üzerine eklenen sorumluluklar sizin biraz eee işlere yetişmekte zorluk çekmenize etki edebilir ve neden olabilir. Ama hiç kafanızı karıştırmayın. Niyet ettiğiniz ve başladığınız bütün işleri iş hayatınızda tamamlayabilecek enerjiye, güce ve güvene sahip olacaksınız. Ay süper. Ne güzel. Ayrıca ayrıca sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda sağlıklı bir haftadasınız. Ee, ama artan iş temponuzdan dolayı düşüncesel panik olduğunuz takdirde bedensel değil zihinsel kendinizi yorabilirsiniz. Hmm. O yüzden hem sağlıklı bir haftadasınız hem kalkıştığınız her işi istediğiniz ve arzu ettiğiniz gibi sonuçlandırabileceğiniz bir haftadasınız. Yani kendinizi lütfen niyet ettiğiniz her şeyi başarabileceğinize ikna edin. ...haftaya pazara kadar... ...yani istediğiniz kadar... ...sorumluluğunuz artsın... ...istediğiniz kadar çok işiniz olsun... ...niyetiniz... ...başarıysa başarı olacaktır... ...sağlığınız konusunda da... ...kuruntu yapmayın... ...son derece sağlıklı bir haftadasınız... ...haftanın spotu... ...ikizler için... ...genel anlamda... ...hiçbir şekilde şüpheci olmayın... ...ve davranmayın... ...evet... Ee, galiba bu hafta ikizlerin en büyük sınavı şüphe. Şüphe. Kesinlikle şüphe. Zaten e, şüphe nefis oyunudur. Nefsinizin oyununun esiri olmayın. Kesinlikle. Yani sen kendin eminsen, içinde doğruysan, karşındaki yanlışsa zaten çıkacaktır. Ne diye kendini tüketip yoruyorsun? Öyle miydi böyle miydi şöyle miydi? Evet değil mi? Eğri buluyor belasını buluyor bu Buluyor tabii yani. ki canım. Kesinlikle buluyor. Ama işte biz de o anda kendimize bir şey yani kendi kendimize ispata gidiyoruz. Acaba bunu yapıyor mu? Beni aldatıyor mu? Yalan söylüyor mu falan diye. Ama demek ki yani hakikaten ikizlersen olduğun yerde duracaksın. Biri sana hata yapıyorsa bunu zaman Er ya da geç senin karşına çıkartacak. Norcum yanlış kadın da yan, yanlış insan diyelim. Kadın erkek ayırmayalım. 10 senede geçse çıkıyor. Evet, 20 çıkıyor. senede geçse Ama işte çıkıyor. Ama istisnaları ayrı. Yo onlara da yazık olmuyor. Çok şey öğretiyorlar. Doğru. Tecrübe kazandırıyorlar. Doğru. Tecrübe de insanı güzelleştiriyor. Tabii ki güzelleştiriyor. Yengeçlere Kesinlikle. geçelim mi? Hemen geçelim. Sevgili yengeçler, hadi bakalım siz bu hafta nasıl bir haftadasınız? Aşk mı? İş mi, sağlık mı, para mı? Oo! Oh! Hepsi var. Vallahi bu hafta Güneş Yengeç burçları ve yükselen Yengeç burçları, gezegenlerin kombinasyonu öyle bir enerji katıyor ki onlara, hedeflerinizde, dileklerinize başarıyla ulaşacaksınız. Ne güzel, süper. Aşk hayatınızda huzur, huzurunuz artacak. Geleceğinizle ilgili kaygılı düşüncelerden Uzaklaşacaksınız. Yani yengeç çoğu zaman içsel dünyasında kararsızlığa düşebiliyor. Bir de sezgisel, içsel bir burç olduğu için aşırı naif ve minnoş oluşundan dolayı <laughs> yengeç kadınları... Erkekleri de mi öyle? Erkekleri de öyle gerçekten. Şeydirler, evcümendirler. Evi severler, izole yaşamayı severler yengeç erkeği aşık olduğu zaman işte dostlar ahbaplar bir arada olalım, sosyalleşelimden ziyade partneriyle baş başa olmak ister. Ya, hani tatlı. Birlikte vakit geçirmek ister. E zaten ilişki kalabalıkta yaşanınca ilişki değildir ki. Bir partnerle birlikteyseniz ilk etapta baş başa oldukça onu tanıyabilirsiniz. O yüzden bir yengeç erkeğiyle birlikteyseniz neden partnerim sosyal değil? Niye eller havaya yaşamıyor? Neden sosyalleşmiyoruz diye üzülmeyin. İlişkiyi biz olarak yaşamak istediği için, izole olmak istediği için, ilişkiyi korumak istediği için sizinle baş başa olmak ister. Özellikle bu hafta e, yükselen yengeçler, güneş yengeçler, Merkür Uranüs sert açısı nedeniyle maddi ve finans alanlarında durumlarınızın iyi olmasına rağmen iş yaptığınız, işe kalkıştığınız kişilere karşı düşüncesel anlamda haftanın birinci ve üçüncü gününde küçük küçük endişeler yapabilirsiniz ama maddi açıdan hiçbir zorlanmaya maruz kalmayacaksınız. Ayrıca evlilik, ortaklık, aşk ilişkilerinde ise ee, yanlış olan her şeyi hayatınızdan çıkardığınız için netlik kazanarak huzur bulacaksınız. Yani şüpheleri bu hafta aşıyor olmanızla hem huzurunuzu arttırıyorsunuz, hem motivasyonunuzu arttırıyorsunuz. Ayrıca kariyer ve iş alanınızda e, çalıştığınız işte ya da sahibi olduğunuz iş alanlarınızda e, ...sonuçlandırmayı beklediğiniz... ...belki bir proje üzerinde... ...uzun bir süredir çalışan bir yengetsiniz... ...ama yaptığınız yatırımın... ...sunduğunuz emeğin... ...henüz karşılığını alamadığınız için... ...ne olacak bu işimin sonu... ...istikbali ve geleceği diye... ...sorguluyorsanız... ...artık o ne olacak demeyi bir kenara bırakacaksınız... ...emek verdiğiniz... ...yatırım yaptığınız... ...işlerin net bir şekilde karşılığını alacaksınız. Ayşe, Bu da sizin hani... çalışma performansınızı yükseltirken işinize aşkla bağlanıp işinizi sevgiyle kucaklayıp daha çok üretip daha çok Süper. çalışmanıza e, katkıda bulunacak. Ayrıca sosyal ve çevre sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde bazı arkadaşlarınızın samimiyetlerini testten geçirebilirsiniz. Bu testten birileri geçerken birileri sınıfta kalabilir. Sınıfta kalanlar için üzülmeyin. Onların artık yaşamınızdaki vakitleri dolmuş olması, size sundukları görevlerini tamamlamış olması, zamanı geldiği için geçirdiğiniz testlerde hayatınızda kalanlar hayrınıza çıkartacağınız kişiler de sizin hayrınıza. Yani o kadar sezgisel, o kadar net, o kadar kararlı bir haftadalar ki sosyal ilişkilerinde ve arkadaşlıklarında e, kendilerinden emin oldukları gibi çevrelerindeki, hayatlarındaki kişilerden emin olmak istemekle birlikte zaten istedikleri eminliği, zaten arzu ettikleri güveni yaşayabilecekler. Ayrıca ev almak isteyen... ...yatırım yapmak isteyen ama bir türlü karar veremeyen yengeç burçları... ...haftanın dördüncü ve beşinci gününde ev alabilir, ev taşıyabilir, yeni bir düzen kurabilir. Süper. Şimdi diyeceksiniz ki Venüs geriliyor, Merkür gerilemeye başlıyor. E nasıl yapacağız bunları? E sizin zaten niyetinizde ise, sizin zaten uzun bir süredir üzerinde kafa yorduğunuz yatırım düşüncelerinizse... Gerilemede bunu yapmanızın hiçbir sakıncası söz konusu değil. Ama tabii ki tam ayın 15'inde hiç aklınızda yokken yeni bir işe girmeyi planlarsanız, yeni bir iş kurmayı düşünürseniz, yeni bir ev almaya niyet ederseniz, adres lokasyon değiştirmeyi düşünürseniz şanssızlığa maruz kalırsınız. Ama önceden süre gelen her şeyin tamamlanması adına perşembe ve cuma günü çok şanslısınız. Haftanın spotu sizler için. Kendinizden emin, yaşam yolunuzda huzurla ilerliyorsunuz. Bu yolda sevgili yengeçlere güzellikler diliyoruz. Haftanız güzel geçsin. Güzel gönüllü yengeçler. Ya girdiği her ortamı aurasıyla değiştiren aslanlar. Bu hafta onlar nasıl yaşayacaklar? Neye dikkat edecekler? Bir kalabalık içerisinde bir aslan burcu hemen nasıl fark hemen ediliyor fark değil mi İhtişamıyla, giyinişiyle, tavırlarıyla gerçekten güzel bir haftaya başladılar mı? Neye dikkat etmeleri gerekiyor onlara bakalım. Aslanları neler bekliyor? Şimdi bu hafta e, Merkür, Uranüs sert açısı ikili ilişkiler, aşk ilişkilerinde kendilerini gösterecekler. ...partnerleriyle konuşmak isteyip konuşamadıklarını... ...rahat bir şekilde konuşabilecekler. Hı hı. Ama e, bazı arkadaşlarınızın sosyal çevrenizde... ...sizi kıskandığını fark edebilirsiniz. Kendinize güvenerek yeni adımlar atabilirsiniz. Başkalarının sizi olumsuz etkilemesine... ...kati sürekli izin vermemeniz gereken bir haftadasınız. Özellikle siz aslanlar her an, her zaman katıldığınız ortamlarda ve çevrelerde kendinizi göstermek için özel bir çabaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Yaşam enerjinizin e, zaten çevrenize yüksek aurayla yayılmasıyla fark ediliyorsunuz. Bu fark edilme durumundan dolayı da e, bütün gözlerin, enerjilerin üzerinize toplanmasıyla çoğu an ve zaman kıskanılabiliyorsunuz. İşte bu hafta da Gerek iş çevrenizde gerek sosyal çevrenizde bazı arkadaşlarınızın sizi kıskandığını fark edebilirsiniz. Bunu fark ettiğiniz anda lütfen e, insanların e, kusurlarını, kabahatlerini, ayıplarını yüzlerine vurmayın. Dengede kalın. Bunun bir süreç olduğunu düşünün. Ne karşınızdaki insanın gönlünü inciltin ne de kendinizi... ...sinirlendirip gerilin. E, kendinizden emin olun. Herkesi... ...olduğu gibi görüp kabul edin. İçsel huzurunuzu... ...asla bozmayın. Özellikle duygularınızın... E, ...net olması gereken... ...bir haftadasınız. 14 Ocak'ta başlayan... ...Merkür Retrosu... ...Karşıt Burcu'nuz... ...Kova Burcu'nda başlıyor. Ve e, bu durum sosyal çevrenizdeki arkadaşlarının sürekli sizi demoralize etmesi, enerjinizi alt üst etmesini düşünmenize neden olabilir. Siz kafaya takarsanız demoralize olabilirsiniz. Siz endişe duyarsanız motivasyon kaybına maruz kalabilirsiniz ama siz takılmazsanız hiçbir şekilde problem yaşamazsınız. İş hayatınızda yaptığınız işlerin geleceği ve istikbali konusunda haftanın ikinci, üçüncü günüyle birlikte net sonuçlar alabilecek ve görebileceksiniz. Beklediğiniz paralarınız varsa alamadıklarınız ya da kayıp olarak gördüğünüz, değerlendirdiğiniz yatırımlarınız varsa bunların enerjisi değişip kayıplarınızın kazanca dönmesi, çarşamba ve perşembe günleri, büyük hayranlık ve sevinç yaşamanıza etki edebilir. Bu alanda şanslısınız. Çok Ayrıca maddi ve finans alanında alacaklarınızın elinize geçmesiyle bütçe planlamalarınızı daha rahat bir şekilde geliştirip gerçekleştireceksiniz. Hı hı. Ev yuva alanlarınızda ise aile büyüklerinizle olan ilişkileriniz ya da anne baba olan bir aslan burcuysanız Çocuklarınızla olan iletişimlerinizde son derece sevgi dolu olmanın, onlarla birlik ve beraberlik içerisinde bulunmanın ailesel ilişkinize güç ve güven katmasıyla huzur bulacak ve mutlu olacaksınız. Kardeş, kuzen, komşuluk ilişkilerinizde ise onların kendi hayatlarına ait sorun ve problemleri Haftanın dördüncü beşinci gününde anlatımlarından dolayı duyabilirsiniz. Kimsenin fikirlerini, düşüncelerini değiştirmeye kalkmayın. İyi bir dinleyici olun. Hı hı. Ama kimseye ben senin yerinde olsaydım şöyle yapardım, böyle yapardım demeyin. Unutmayın ki bizler hiç kimsenin yerine geçemeyiz ve yerinde olamayız. Doğru. Dolayısıyla e, dinleyin, destekleyin. Ama kendi akıllarınızı uygulamalarına neden olmayın. Daha sonra suçlanan kişiler olabilirsiniz. Buna çok dikkat edin. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda sağlıklı bir haftadasınız. Hı hı. Haftanın spotu. Kimsenin işine karışmayın. Ya zaten o kadar çok işimiz var ki. Yani değil mi? Başkasının işine karışacak, başkasının olaylarıyla hani hem hal olacak fikir yürütecek halde bile değiliz yani herkesin bir kendi dünyası var değil mi? Aynen sevgili başaklar, başaklar sevgili başaklar bu haftaya nasıl başlıyorsunuz canlarım benim haftanız güzel geçsin başaklar çok değişimi sevmiyorlar değil mi? Onlar e, alışkanlıklarından ziyade kurulu düzenlerinin devamını istiyorlar. Duymuyorum seni hiç. Niye? <laughs> çok sessiz konuşmaya başladım bir. Ben mi? <laughs> Aa, benim de galiba bu sinüzitten dolayı kulaklarım tıkandı. Vallahi duymuyorum. Başaklar. <laughs> kurulu Alışmışım düzen, ya enerjine. başaklar kurulu düzenlerinin devam etmesini hep arzu ettikleri için tamam. çok değişim sevmezler. Çok yavaş konuştum ben acaba. Birden düştü niye öyle Anlamadım. Bilmem. Abi bir kıskançların yazılarını gördüm. Belki ha, ona takıldım. Instagram. Aman. Ay umurumda değil. Dur şimdi. Ee, umurumda değil. Hayatım boş ver. Ya Instagram'dan buks buks şeyler atmayın kadıncağıza. Atsınlar. Morali bozuluyor bak aynen düşüyor. Ya, o anda düşündüm böyle yaptım dedim ki cahil demiş ya bana. Cahil diyorsun ya niye izliyorsun takip ediyorsun? Bu da sana kapak olsun. <laughs> <laughs> Laf soktu şimdi. <laughs> Aa, Yer hadi yesin seni. Bir şey söyleyeceğim. Kim ne eder kendine yine döner kendi kendine. 33 kitap yazmış bir kadınım ben. Sen bir tane yazı yazdın mı bir yere acaba? <laughs> Hiç enerjini bozma. Başaklar sizde kaldık devam ediyoruz. Şimdi Söyle <laughs> sevgili Başaklar yükselen Başaklar. <laughs> Hah, bozmasın kimsenin enerjini. Yok canım ne bozulacağım. O anda böyle yaptım. Tamam. Ne alaka diye. Yükselelim. Şimdi <laughs> e, aşk hayatınızda yersiz kıskançlıklardan, peşin hükümlü olmaktan sakınmanız gerekiyor kendinizi. Hı. Kariyerinizde planlı ve programlı olun. Hedeflerinizi belirlerken aceleci olmamaya özen gösterin. Özellikle bu hafta yükselen Başakların, Güneş Başakların planları, kararları ve düşünceleri konusunda Merkür Uranüs sert görünümü nedeniyle çalışma ve iş hayatınız içerisinde üretkenliğinizi arttırmanız gerekiyor. Ve aynı zamanda başkalarının sizin üzerinizde baskı kurmasına müsaade etmemeniz gerekiyor. Yoğun bir çalışma haftasındasınız. Hangi işe, hangi sorumluluğa ne yetişeceğinize çalışmakta zorluk çekebilirsiniz. Ama kesinlikle ve kesinlikle iş ve çalışma hayatınızda planlı ve programlı olmaya hafta boyunca özen gösterirseniz neye niyet ederseniz onu kolaylıkla geliştirebilecek ve gerçekleştirebileceksiniz. Aynı zamanda 14 Ocak'ta Merkür'ün Kova burcunda gerilemeye başlamasıyla birlikte ikili ilişkilerde, aşk ilişkilerinde biraz iddiacı olabilirsiniz. Şimdi lütfen eğer ki e, ilişkinizin e, partnerinizle ya da eşinizle e, kırgınlığa, dargınlığa, olumsuzluğa girmesini istemiyorsanız iddiacı olmamaya özen gösterin. Hmm. İddialaşmamaya, iddiacı tavırlar sergilememeye ...birbirinizden uzaklaşmamaya... ...lütfen özen Peki gösterin. Peki ayrılık sinyalleri falan var mı yani? Şimdi ayrılık olmaz ama Nurcum... ...ilişki de... ...yıpranmaya neden olur. Hmm. Ee, bu da zor. Tabii ki yani gereksiz yere... ...huzur bozabilir. Gereksiz yere hüzün yaşayabilir. Gereksiz yere... ...üzüntü yapabilirsiniz. O yüzden iddiacı olmamaya... ...bu, bu tarz tavırlar... ...sergilememeye... ...mutlak özen gösterin. Sosyal çevre... ...arkadaşlık ilişkilerinizde... ...ve yakınlarınızla olan... ...iletişimlerinizde... ...tereddütlü davranışlar... ...sergilememeye özen gösterin. Hedeflerinizi belirlerken... ...aceleci olmayın. Özellikle iş hayatınızda... ...aceleci tavırlar... ...sergilememeye özen gösterin. Kariyerinizde planlı ve programlı... ...olduğunuz takdirde... Artan işlerinizde bile belirlediğiniz hedeflerinizi arzu ettiğiniz yönde geliştirecek ve gerçekleştireceksiniz. Ayrıca Süper. ayrıca e, hakkınızda çok fazla konuşulmasına neden olabilirsiniz. Çünkü e, kararlı olduğunuz takdirde bütün zor işleri başarırken dikkat çekici olacaksınız. Bu dikkat çekicilik size hem itibar kazandıracak. Hem para kazanmanız konusunda etkili olacak. Ama Süper. bu hafta en tehlikeli durum aşk. İddiacı olmayın, iddiacı olmayın. Haftanın spotu da iddialaşmayın ve iddiacı olmayın. Evet, aşkta. Sevgili Başaklar için de en önemli spotu aldıktan sonra hemen Terazilere geçiyoruz. Teraziler şu anda can kulağıyla izliyorlar. Acaba bu haftayı biz nasıl karşılayacağız diye. Aşk mı, para mı, sağlık mı? Hangi alanınızda problem yaşanacak ya da hangi alanınızda yükseliş var? Sevgili Terazi, diğer tablonda bir görelim. Geçmişte yaptığınız hatalardan pişman olabilir misiniz? Bak bu çok önemli. Oo, sağlık konusuna dikkat edin diyorsun Terazilere. Evet. Ee, özellikle e, soğuk algınlığı, Allah korusun yaşadığımız virüs veya benzeri şeylere karşı beden sağlıklarını çok iyi koruma altına almaları gereken. Onlar birazcık daha mı meyilliler daha hastalanmaya? Daha meyilliler bu hafta hastalanmaya açıklar, hastalanmaya meyilliler. O yüzden e, lütfen kendinizi koruyun bu hafta. Peki. Kesinlikle koruyun. Bu hafta Merkür ve Uranüsün sert açıları nedeniyle giden sevgiliniz varsa geri dönebilir. Aynı zamanda Süper. sizi üzmüş, yıpratmış, tüketmiş, haksızlık etmiş, aldatmış, kandırmış bir kişi geri dönerse bu hafta unutmayın ki aldatan hep aldatır. Yani e, ben buna inanmıyorumdur. Nur. E, yanlış yapabilir, kalp kırabilir istem dışı haksızlık edebilir hı hı. Yanlış anlaşılmış Yanlış anlaşılmış olabilir Buna şans verilir Ama bir kadın Bir beyle birlikteyken Başka biriyle birlikte olup Kişiyi aldattıysa Ya da bir erkek bir kadını aldattıysa Denedim olmadı pişmanım sana geri döndüm Buna şans vermeyin Nereden biliyorsunuz 3 ay sonra tekrar sizden sıkılmayacağını 6 ay sonra yeni bir deneyim Yaşamayacağını Hayatınızdan ihanet nedeniyle gidenlerin geri dönmesi olası ama şans verirseniz çok büyük pişmanlıklara, üzüntülere neden olursunuz. Bu sebepten dolayı lütfen ama lütfen bitirdiğiniz hiçbir ilişkiyi, duygusal zarar gördüğünüz, yıprandığınız hiçbir ilişkiyi tekrar etmeyin. Kesinlikle tekrar etmeyin. Ee, ihanet nedeniyle biten ilişkilerde kadın erkek fark etmiyor, çok ağır travma yaşıyor ve geçiriyor. Bir daha aynı travmayı, aynı buhranı, aynı üzüntüyü kendinize yaşatmayın. Kendinize değersizlik yüklemeyin. Bu hafta buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aile büyüklerinizle fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. Büyüklerinizin size olan nasihatlerini dinleyin onlar da onlar ile aynı fikirde olmasanız da gönül kırmayın. Siz yine bildiğinizi yapın. Siz yine hissettiğiniz gibi yol alın. Siz yine kendi kararınızı kendiniz verin. Onlara yerin. çaktırmayın diyorsunuz. Ama e, kulak arkası yapıyorum. Değerlendireceğim deyin. Benim işime karışma demeyin aile büyüklerinize. Ben bildiğimi yaparım demeyin gücendirmeyin, kırmayın ve üzmeyin. Yani kulak arkası yapıyorum değil de yani aklımın bir köşesine yazıyorum. Yazıyorum. Ben bunu mutlaka değerlendirmeye yani alacağım. Ben yanlış söyledim. Ben Hı. bunu değerlendireceğim ya da deneyimleyeceğim. düşüneceğim üzerinde gibi. ben bilirim, sen bilmezsin gibi cümleler kurmamaya, aile büyükleriyle küslük, dargınlık içerisinde olmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Bu hafta olmazsa olmazınız. Haftanın ilk beş günü sağlığınız yani sağlığınız derken komple beden sağlığınıza özen göstermeniz gereken önemli bir haftadasınız. Bu beş günlük süreci lütfen daha nasıl sağlıklı olabilirim ruhumu nasıl güçlendirebilirim hı hı. bedenimi nasıl sağlıklı tutabilirim konusunda güçlendirmeye e, ve üzerinde durmaya özen gösterin. Bir de anılarla yaşamayın. Lütfen ne arkadaşlık ilişkilerinizde ne sosyal ilişkilerinizde ne de yaşanmış bitmiş beraberliklerinizde anıların size hiçbir hayrı ve faydası olmadığı için eğer ki bu sabah bile uykudan bitirdiğiniz bir ilişkinin anısıyla uyandıysanız bu anı enerjisinden arının. Kariyer ve iş alanında çalışma şeklinizde, yapmayı planladığınız işlerde Kesinlikle ve kesinlikle eleştirilere açık olun. Eğer birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınız, işverenleriniz, üstleriniz, aslarınız yaptığınız işte sorumlusu olduğunuz alanlarda sizi eleştiriyorsa bu eleştirilere tepki göstermeyin. Dinleyici olun, değerlendirme yapın. Belki kendinize katkıda bulunacağınızın aceleci olmazsa, farkına varabilirsiniz. Faydasını bile görebilirsiniz. Ama size fikir veren, nasihat eden kişileri susturmadığınız takdirde. Buna çok önem verin. Ayrıca maddi ve finans alanlarında ise planlamış olduğunuz birikimlerinizi nasıl değerlendirmeniz gerektiği hususunda çok güzel ipuçları alabilirsiniz. Süper. Belki işi bilen büyükleriniz ya da bazı arkadaşlarınız birikimde olan paralarınız varsa yatırım yapmanız konusunda sizi destek destekleyebilir. Haftanın spotu. Aile büyüklerinizle çatışmaya girmeyin. En önemli vereceğim mesaj bu. Terazilere bu. Evet. Bir sağlığına dikkat etsinler, Aynen. sevgili Teraziler. Bir de aile büyükleriyle e, çatışmaya, çatışmaya girmemeye. Peki Sevgili akrepler. Onlar neye dikkat edecekler? Hangi alanlarında müjdeler var? Hadi bir görelim sevgili akrepleri. Ciddi yüzleşmeler var. Ötekini de getirebilir misin Hüseyin ekrana? Akrepler okusunlar. Ama okumaktan ziyade televizyonunuzun sesini açıp pü dikkat dinlemeniz gerekiyor. Çok önemli uyarılar var size. Şimdi bazen yüzleşmek iyiydi. Yüz, e, gerçe yüzleştiğimiz konular, hususlar üzerinde ilk etapta hepimiz üzülebiliriz. Hepimiz yıpranabiliriz. Ama bugün üzüldüğünüze yarın bir hafta sonra şükredebilir ve teşekkür edebilirsiniz. İş hayatınızda uzun zamandır beklediğiniz haberleri alacaksınız. Partnerinize karşı hissettiğiniz duygularınızdan emin olun lütfen. Özellikle sevgili akrepler, yükselen akrepler. Bu hafta haftaya başlarken Merkür Uranüs sert açısı nedeniyle aile, yuva alanlarında ortak kararlar alınması gereken bazı konularda zorlanmalar, tartışmalar, fikirsel anlamda ayrılıklar yaşayabilir. Duygu açısından da zorlanabilirsiniz. Şimdi e, kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınız, kuzenlerinizle ilgili fikirsel yaşadığınız çatışmalar daha çok alevlenmemesi, büyümemesi için size uymayan şeylere e, dinleyici olun ama hmm. tepkisel davranışlar göstermeyin. Aranızdaki iletişimin, ilişkilerin çatışmayla sonuçlanmaması için lütfen sakin olun. Ayrıca gayrimenkul konularıyla alakalı gündeminizde sizi yoran e, mal, miras, yatırım hususlarıyla ilgili de bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Bunların geçici olduğunun bilincinde olmaya özen gösterin. Esnek olun, sakin olun, paniğe kapılmayın. Özellikle hak, Zor olacak ama. Ha, olacak ama hak, hukuk, adalet, miras, konuları ile ilgili sizi yoran, zorlayan işleriniz varsa paniğe kapılmayın. Sadece zaman içerisinde çözülmesi gerektiğinin bilincinde olun. Bunu kendinize hissettirin ve ikna olmaya özen gösterin. Merkür gerilemesi ayın 14'ü ile birlikte kova burcunda başlıyor. Peki bu gerilemenin etkisi altında sinirlerinize hakim olmanız gerekiyor. Düşünmeden konuşmamanız gerekiyor. İşinizde de sosyal ilişkilerinizde de her aile şeyde. ilişkisi her, her şeyde. şeyde gerilmeyin, öfgenize hakim olun. İkili ilişkilerde ve aşk ilişkilerinizde her konuda yapıcı olan siz olursanız huzurunuza huzur katabilirsiniz. Yani partnerinizle ya da eşinizle hayata bakışınızın ...değiştiğini fark edebilirsiniz. Ama bu geçici bir değişim olduğu için... ...hayat boyu devam edecekmiş gibi bir paniğe kapılmayın. Ee, bunun bir süreç olduğunun bilincinde olun. Paniğe kapılarak... E, ...biz ayrı dünyaların insanı mıyız gibi... ...korku enerjisine girmeyin. Hı hı. Bu bir süreç. Yine aynı fikirde, aynı enerjide... Aynı atmosferde birbirinizi tamamlayan çiftler olduğunuzun bilincinde olmaya özen gösterin. Ayrıca düşünmeden partnerinize karşı konuşmayın. En son söylenecek sözleri en başta söyleyerek gönül kırabilirsiniz. Partnerinizin gözünde enerji olarak düşebilirsiniz onun kendini değersiz hissetmesine hatta size sırtını dönmesine neden olabilir. Akrep de çok tutamaz zaten kendini değil mi? Ya bu hafta düşünerek konuşmaya özen göstersin. Anlamsız cümleler kurmasın. Peki. Peşin düşünceli olmasın. Daha esnek olmaya, daha huzurlu olmaya gayret edin ve özen gösterin. İnşallah. Kesinlikle. İş ve kariyer alanınızda bu hafta iş arkadaşlarınızın birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızın birazcık sizlerle rekabet içerisinde olduğunu fark edebilirsiniz. Rekabet iyidir aslında. Tabii, Çalışma azmini arttırır. Kaliteyi, arttırır. kaliteyi de arttırır. Kaliteyi de arttırır. Çalışma azmini de arttırır. Bunu em, meseleymiş haline getirmeyin. O yüzden e, kim rekabet içerisinde olursa olsun o sizin sorununuz olmasın. E, siz Yaptığınız işlerden, yaşamda işinizle ilgili ilerlediğiniz yolda sağlam adımlar atın lütfen. Haftanın spotu. Sağlıkla ilgili ekleyeceğim var mı hakikaten? Evet, ee, sağlık konusunda oldukça sağlıklılar. Hafta sonu birazcık yorgun, hassastılar. Hı hı. Ama bu hafta enerjileri sağlık konusunda oldukça güçlü olacak. Spotumuz ne? Spotum onlara. Ee, sakin ol, gerilme ve sinirlenme. Hiçbir şey için sakin ol gelin mi? Bak aslında var ya hepimiz şu dönemde çok büyük sağlık imtihanları veriyoruz biliyor musun? Yani çok büyük derken Allah beterinden saklasın da yani hepimiz çok yüksek oranda sağlığımızla sınanıyoruz. Ee, ben mesela hafta sonu ay, o kadar kötü bir hafta geçirdim ki belki de yani mesleğim bu olmasa yani şu anda burada olmak zorunda olmasam buraya çıkacak halim bile yoktu yani. <laughs> Vallahi o kadar ya anlatamam sana. Ama şunu söyleyeyim. Her türlü dert gidiyor. Her türlü sorun gidiyor. Yeter ki o geçici olan dertler, kalıcı sağlık sorunları bırakmasınlar bize. Gerçekten biraz relax olmak gerekiyor bu hayatta. Biraz boş vermiş olmak gerekiyor. En kıskandığım insan tipine biliyor musun? Umarsız insanlar vardır ya. Aman gelir geçer. Hakikaten bunu hayatımızda yani kendimize şiar edinmeliyiz. Yani kesinlikle ve kesinlikle dünya dertleriyle çok mücadele etmememiz Duygu gerekiyor. Duygu taşıyoruz ya bak ben çok akışta yaşayan bir insanım. Ama anlık gerginliklerim benim de oluyor. Hepimizin İnsansın çünkü. Hepimizin oluyor. Ama sonrasında böyle bir öpüyoruz, Ay, kim ki o yer yesin onu. <laughs> Abi seyirci bana şey yazmış Aynur Hanım beddua etmek size hiç yakışmıyor. İki haftadır yer yesin onu diyorsunuz. Bu beddua e, ne değil ki. Bir şey söyleyeceğim. Kötüleri yer yesin gerçekten yani. Yesin inşallah. <laughs> Ay zaten bir şey söyleyeyim mi? İyi niyetli insanlarla uğraşan insanlar ne deniyor? Çarpılmış. <laughs> Beyinleri Peki, çarpılmış. sevgili yaylar şimdi sırası da geldi. Yayları bu hafta niye böyle bir konuşma başla, yaptım yayların öncesinde? Çünkü yaylar bu hafta çok zor bir haftadalar. Ama canlarım benim hiçbir zorluk sizden daha önemli değil. Her zorluğu aşabilecek güce sahipsiniz. Peki bakalım mı sizin hayatınızda hangi alanda büyük zorluklar var? Diğer tabloyu da getirelim ekrana. Şimdi bak iş hayatlarında yoğunluğundan e, inşallah kurtulacaklar. İnşallah ya. Yoruculuğundan da kurtulacaklar. Maddi konularda hak ettiğinizi elde edeceksiniz ama tavsiye ederim olacak. Sağlık sorunlarınız varsa hafife almayın demiş. Şimdi bir yay burcu bireyseniz bir ilişki içerisinde çıkmaz yaşıyor olabilirsiniz. Büyük gerilim ve gerginlikler içerisinde de olabilirsiniz. Öncelikle tahammül edemediğiniz her dakika tartıştığınız bir partnerle, bir eşle aynı çatı altındasınız ve e, ayrılmak istiyorsunuz, e, kopmak istiyorsunuz ama bir türlü başaramıyorsunuz. Öncelikle neden bunu başaramadığınızı düşünmeniz gerekiyor. Çünkü e, bazı ilişkilerde e, insanlar farkında olmadan kendine çile çektiren kişileri tercih ediyor ee, Öncelikle Doğru. ruhunuzun ruhunuzun huzura ihtiyacı olduğunu fark etmeniz gerektiği konusunda gök kubbe sizleri uyarmakta bu hafta Merkür Uranüs sert açısı ev yuva alanlarınızda aile fertlerinizle e, uyumsuzluklar yaşayıp... çatışmalar olmasına neden seslerin çok yükseleceği ...gerilimlerin tartışmaya ve kavgaya dönüşebileceği Oo. bir haftadasınız. Şimdi sürekli bağıran çağıran, size baskı uygulayan bir partnerle birlikteyseniz... E, ...bu insana neden tahammül ettiğiniz üzerinde düşünmeniz gerekiyor. E, ya da tercihiniz ona tahammül etmekse... ...sessiz kaldığınız takdirde kendi ruhunuzu güçlendirerek... Kendinizi haksızlık etmeyerek, değersizlik enerjisi yüklemeyerek, iç huzurunuzu yükselterek, yükselterek onu olduğu gibi kabul edin. Onu değiştirmeye çalışarak, direnç göstererek kendinizi hasta edebilirsiniz. Psikolojinizi bozabilirsiniz, ruh sağlığınızdan olabilirsiniz. Ve bu insan demeyecektir size. Ben yaptığım haksızlıklarla partnerimin, hayat arkadaşımın depresyona soktum ya da akıl sağlığını bozdum diye. Direkt zaten o hastaydı. Damgasını yapıştıracaktır size. Genelde hep öyle olur. Birileri insanları dert sahibi yapar. Hiç kimse de ben onu dert sahibi ettim demez. O zaten dertliydi. O zaten deliydi. O zaten hastaydı. Derler geçerler. O yüzden şimdi derin bir nefes alıyorsunuz. Kendinize hafta boyunca ben değerliyim diyorsunuz ben sağlıklıyım diyorsunuz, ben dikkatliyim diyorsunuz. Göremediklerinizi görüp fark ettiğinizde ise size yapılması istemediğiniz haksızlıklara dur demeyi başarıyorsunuz. Bunu başarabilirsiniz. Hayata sıfırdan başlamak sizler için korku olmasın. Kabus olmasın. En çok hangi alanda zorlanacak bu hafta Şimdi yayla? bak ilişki Evlilik alanlarında büyük çatırdamalar, ne diyorsun büyük kaoslar yaşayabilirler. Yani ciddi anlamda denge sorunları yaşayabilirler. Neye dikkat etsinler peki? Ee, yani ne kendilerini, kendilerini e, yormamaya, iç huzurlarını yükseltmeye, kimsenin onların dengesini bozmamasına dikkat etsinler ve aynı zamanda e, dargınlık, kırgınlık yaşayabilirsiniz. Aman darılan darılsın. Niye darıldı diye peşinden koşmayın. Küsen küslün, giden gitsin. İnanın İnan bana. Öyle deme. Kim bilir ne kadar onlar için de önemlidir. Ama bak şimdi ben danışanlarımdan da biliyorum. Terk ediliyor. Diyor ki ya bittim bittim mahvoldum diyor. Üç ay sonra ne diyor biliyor musun? Evet iyi ki gitmiş. Ay iyi ki gitmiş niye gözyaşı dökmüş? Şöyle yapalım o zaman mesela bu hafta yaylar çok zorlanacak ya özellikle ilişki alanlarında. Terk edildiysen gittiğine şükret. Sana baskı kuran kişiye dur de. Onu kazanmaya çalışarak kaybetme. Dur de. <laughs> dur de. Haddini bil haddini de. <laughs> Ve kendini hasta etme. Ruhende bedenende hasta etme. Haftanın spotu. Dur ve... sağlık konusunda sorunları hafife alma demişsin. Süreniz gitti ama bir dakika. E, psikolojilerini bozarlarsa Hı. bedenende hastalanırlar. Ruhende hastalanırlar. O yüzden birilerine haddini bildirmeniz gereken bir haftadasınız. Para var mı? E, maddi var. konularda zaten isteklerini elde edecekler ama yay... E, ...mutluluk sever, huzur sever... ...para gelse de onu yani ilgilendirmez. Yani iş ve para konusunda yayların her şeyi güzel ama... ...ikili ilişkilerine çok dikkat etsinler. Yani ikili ilişkilerde... ...güçlendirin. Bak bu hayatta... ...delik kız evde kalmaz, delikli boncuk yerde kalmaz. Öyle bir atasözü vardı. Dolayısıyla ben yalnız kaldım, mahvoldum. Hiç kimse yalnız kalmıyor valla. Yok canım bir yay onu dert eder mi? Bence ama dert şu etmez. An, ama şunu derti dert arıyor yani. E ee, evli, çoluğu çocuğu var, yuvasını dağıtmak istemiyor. Yani bu, bu yani bunu anlayabilirim. Ya bir şey söyleyeceğim. Samiyetle samimiyetle söylüyorum. Bak yaşam koçu olarak, astrolog olarak, kuantumcu olarak kimse acından ölmüyor. Vallahi de billahi de siz değerlisiniz. Spot ne? Spot'um onlara. Değerli olduğunuzu hatırlatın hafta boyunca kendinize. Peki, bugün Oğlakların doğum günü, değil mi? Evet. Sevgili Oğlaklar, doğum gününüz kutlu olsun. Sevgili Esin Yağmur Dereli, sevgili Ayy, Esin ablamızın Esin da abla. doğum günü bugün. E, doğum gününüz kutlu olsun Esna ablacığım. Nice yaşlara. En oğlakların... son doğum günde baş başa yemek yemiştik Esin ile. Ya nimet tatlı. Esin ablacığım doğum gününü kutluyoruz ve tüm oğlakların... ...oğlakların tablosunu getiriyoruz ekrana. O oğlaklarda da yersiz gelecek endişesi başlamış. Şimdi ama onları çok bağlamasına izin vermedikleri takdirde... ...hayatlarındaki her şeyi değiştirebilirler. Mesela? Şimdi nasıl? örneğin edin şunu söylemek ben? istiyorum ben sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Bireysel yaşamınız ve hayatınız içerisinde... Ne istediğinizin bilincinde olmanız gereken önemli bir haftadasınız bu hafta. Şimdi Uranüs ve Merkürün e, oluşturduğu sert açı, finans ve maddi alanlarınızda sizi yorabilir, zorlayabilir. Eline geçmesini beklediğiniz gelirlerin vaktinde elinize ulaşmamış olması, bütçe planlamalarınızı yeniden gözden geçirmenize neden olurken, bunları elde etmek için ee, bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz Hatta alamadığınız paralarla ilgili dava açmayı hukukla mücadele etmeyi planlıyor olabilirsiniz Eğer ki e, adaletle e, ilgili kararlarınız varsa harekete geçtiğiniz takdirde Eğer bir dava açtıysanız kazanabilir bir dava açmayı planlıyorsanız doğru bir süreçte açtığınız davanın sonucunda Kurtarmaya çalıştığınız imkanlarınızı kurtarabilirsiniz. 14 Ocak'ta Merkür'ün kova burcunda gerilemeye başlaması, iş alanında bir yöneticiyseniz yahut da bir amirseniz, iş arkadaşlarınızın işleri biraz yavaşa aldıklarını fark edip gerilebilirsiniz. Şimdi sizler ee, dominant görünüyor olabilirsiniz. Sizler burcunuz gereği, tabiatınız gereği, ...disiplinli, prensipli oluşunuz nedeniyle... ...prensip sahibi olmayan kişiler tarafından... E, ...egoist zannedilebilirsiniz. Ya da baskıcı bir insan gibi görülebilirsiniz. Ama prensipli olan kişiler tarafından... ...ne kadar prensipli çalıştığınız fark edilebilir. O yüzden eğer bir iş yerinde yönetici kimliğine sahipseniz... E, ...amirseniz... Size bağlı çalışanların hakkınızda yaptıkları konuşmaları çok kafanıza takmayın. E, tanımadıkları için eleştirildiğinizin farkında olun. Onların işi yavaşa alması sizi germesin, üzmesin ve sinirlendirmesin. Nasıl onları hızlandırabilirsiniz? Onları işe nasıl dahil edebilirsiniz? Hı hı. Sizin gibi prensipli olmalarını nasıl sağlayabilirsiniz? Tabii ki. Bir işi, çalışanın işine son vermek kolay bir şey ama e, bu dönem kimsenin ekmeğiyle oynamamanız lazım. Çünkü ektiğinizi biçeceğiniz bir dönemdesiniz. Yardımcı olmaya, onun üretken ve çalışkan Tabii. olmasını sağlamaya özen gösterdiğinizde ileriye, götürmeye, ileriye mi? götürmeye özen gösterdiğinizde, çalıştığınızda hem kendinize katkınız olacak, hem o şahsın ...işte ilerlemesine yardımcı olacak. Hem de manevi anlamda değer kazanacaksınız. Ee, kesinlikle ve kesinlikle bunun üzerinde durmanızı istiyorum. Ev, aile, yuva alanında ise... ...partneriniz ve ailenizle aranızda... ...geçen sürtüşmeleri ortadan kaldırma konusunda... E, ...istekli olun. Örneğin e, partneriniz ya da hayat arkadaşınız... ...aile büyüklerinizle anlaşamıyorsa... E, ...anneniz ya da babanız... ...partnerinizi, eşinizi size şikayet ediyorsa... ...bunu nasıl çözümlemeniz gerektiği konusunda... E, ...kafanızı yorun. E, anneyi partnere... E, ...babayı eşe şikayet etmeyin... ...sonra arada kalan siz olursunuz. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda... ...oldukça sağlıklı bir haftadasınız... ...ama e, diş sağlığınıza... Şu Venüsün retrosu bitene kadar temkinli ve dikkatli olmanız. 5 şubat mı? Şubat e, 28 Ocak'a kadar dikkat ha, edin. 28 Ocak. Yani ağız, çene ve diş sağlığınızla ilgili şikayetleriniz varsa ihmalci olmayın efendim. Haftanın stpotu, e, kimseyi işinden etmeyin. Mümkünse işveren olun. Kimse yani şimdi çalışansanız. Dedik ya başta hı hı. kişi çalışmıyor iş elemanınız ya da size bağlı olan kişi. Şöyle mi desek acaba başkasının hakkını yememeye özen göster. Aynen başkasının hakkını yememeye ya da haksızlık etmemeye hafta boyunca özen gösterir. Gerçi gösterin. oğlak da hak yer mi ya yemez değil mi? Oğlak Ama böyle şimdi çok oğlak şeydir. çok e, prensipli ve disiplinli olduğu için disiplinsiz çalışıp sorumluluklarının farkında olmayan insanların bir anda üstünü çizebilir. Tamam Acımasız oğlak... değildir. Oğlaklar doğum gününüzü kutluyoruz. Evet tabii ki hak yemezsiniz ama istemeyerek de olsa özellikle bu enerjiye dikkat etmeniz gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle başkasının hakkına sonuna kadar özen göstermeniz gereken bir haftadasınız. Sevgili kovalar, enlerde kovalar şahane bir yerdeydiler. Haftanın en mutlusu, en şanslısı, en da kova bu hafta zirvede. Peki sevgili kovayı bu hafta ne bekler? Şimdi, Hangi alanda zorluk var? Sevgili Kovalar, yükselen Kovalar. Aile yakınlarınıza karşı sorgulayıcı olabilirsiniz. Kariyerinizde çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Aşk hayatınızda umutsuzluklara um, umutsuzluklarınız ve mutsuzluklarınız sona erecek ve bitecek inşallah. Özellikle şimdi bu haftaya bütün burçların geçiş yaptığı, giriş yaptığı gibi sizler de Merkür Uranüs'ün sert açıları ile ev, aile, yuva konuları ön plana e, gelecek. Daha önceden ailenizle olan bir kırgınlığınız varsa bu hafta aile büyükleriniz ve kardeşlerinizle konuşarak, uzlaşarak, problemleri dile getirerek, karşılıklı konuşma ve güzel diyaloglar kurarak kırgınlıkları ortadan kaldırabileceksiniz. Yani kardeşlerinizle, ebeveynlerinizle <laughs> kırgınlıklarınız varsa, anlaşılmayan diyaloglarınız ve problemleriniz varsa bunlar karşılıklı konuşarak aile ilişkilerinizde netleşecek, mutsuzluklar ortadan kalkacak. İnşallah. Ve uzun bir süredir e, ailede yakalayamadığınız huzuru yakaladığınız bir haftadasınız. Süper. 14 Ocak'ta Merkür şu an burcunuzda ve gerilemeye başlıyor. Zihninizde oluşan tüm olumsuz mesajlara, düşünce düşüncelere e, olumluya çevirmeye niyet edin. Çünkü bu dönem Kova burçları ne düşünürse bak Merkür iki İkizler ya? burcunun ve Başak burcunun yönetici gezegenidir. Kova burcunda Merkür iletişim gezegeni olduğu için bu dönem düşündüğünüz her şey Oluşturduğunuz bir hayal enerjisine girip gerçekleşebilir. O zaman hep iyi şeyler düşünsün. Ne ki. olur iyi şeyler düşünün, güzel hayaller güzel kurun. Bir dönem. güzel niyetlere girin ve iyi hayaller imgeleyin. Asla olumsuz düşünmeyin. Düş olumsuz düşünceleriniz ve duygularınız varsa bunları olumluya çevirmeye niyet edin. Ve ben her zaman esmaların enerjisine sarılarak yaşayan bir insanım. Yıllardır söylüyorum sizlere. Ritüellerin enerjisine sarılarak yaşayan bir insanım. Duanın gücünden ayrılmayın. Kimsem yok demeyin. Hepimizin yaradanı var. Hepimizin Allah'ı aynı. Dolayısıyla duaya sarılın. Olumsuz duygulardan, düşüncelerden, kaygılardan, korkulardan arının birileri vaktiyle size haksızlık etmiş olabilir. Bu dönem siz kaygısız, korkusuz, endişesiz olmayı başarırsanız, negatif düşünceler üretmezseniz, samimiyetle söylüyorum, ektiğinizi biçeceksiniz. Ne niyet ederseniz onu yaşayacaksınız. Güzelliklere niyet etmeniz gereken bir haftadasınız bu hafta. Kariyer ve iş alanınızda ise elektronik aletlerinizde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Cep telefonunuz bozulabilir. Bilgisayarınız bozulabilir. Eğer işiniz gereği bilgisayarla çalışıyorsanız şu bakın dört gün var. Hemen dosyalarınızı yedekleyin. Arızalanmalar varsa bunları ortadan gidermeye çalışın. Ve lütfen ayın 14'ünden Şubat'ın e, i̇kisine kadar olan süreç asla teknolojik hiçbir alet satın almayın. Arızalanmalara karşı temkinli ve tedbirli olun, dikkatli olun. Bir de sevgili kovalar, e, hayatınızdaki insanlara ne kadar güvendiğinizi sorgulayabilirsiniz Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü. Dolayısıyla daha çok iş ortamınızda bazı iş arkadaşlarınızın menfaatçi olduğunu da görebilirsiniz, duyabilirsiniz. İş ortamınızda tüm arkadaşlarınızla aynı kefeye koymayın. Birine güven yitirdiyseniz, birinin menfaatçiliğiyle yüz yüze geldiyseniz, diğer arkadaşlarınız da aynıymış gibi bir düşünceye girmeyin. Lütfen etrafınızda güven kaybettiğiniz insanlar varsa güven duyabileceğiniz birçok insan olduğunun da bilincinde olun. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda psikolojinizi bozmayın, gergin tavırlar sergilemeyin. Aşk hayatınızda uzun bir süredir hasret kaldığınız huzuru elde edeceksiniz. Haftanın spotu. Kim ne yaparsa yapsın kendine yapar. Sizi hayata güvenin. Hayata ve insanlara güven. Evet, sevgili Kova, hayata ve insanlara güven yaşadığın her şeye rağmen. Rağmen güven. <laughs> o sözü o kadar çok seviyorum ki <laughs> çok özür dilerim. Diyor ya, kim ne yapar kendine yine döner kendi kendine. Yani aslında herkesin yaptığı iyilik ve yaptığı kötülük bir gün mutlaka onu buluyor. Zaten Nur, öyle bir süreçten geçiyoruz ki 2012 yılında... Programın sonunda, sonunda anlatacağım. Sonunda anlatalım onu. Çünkü balıkları da onlar Hı -hı. çok bekliyorlar Tabii biliyorsun. Canlarım bekletmeyin. Balıklar geldik sizdeyiz. Hadi bakalım diğer evet. tablo da gelsin. Canlarım benim. Sevgili Ay, çok, balıklar. En sonunda bekliyorlar çok üzülüyorum. Uzun uzun anlatalım tamam. ne olur. Sevgili balıkları balıklar, da. yükselen balıklar. Bu hafta her şeyi büyütmeyin. Abartılı Oo. düşüncelerden kaçının. Duygularınızın çıkmaza e, girme olasılığı çok yüksek iş arkadaşlarınızın sizinle ilgisi size olan ilgisini sorgulamayın. Şimdi bu hafta gezegenlerin kombinasyonu özellikle Merkür'ün Kova burcunda gerilemeye başlayacak olması. Haftaya Merkür Uranüs sert açısı ile giriş yapmış olmak siz balıklar için aile yuva alanlarında bazı zorlanmaların gündeminize gelmesine içsel çatışma ve anlaşmalarda zorluk yapmanıza, abartılı düşünceler içerisinde olmanıza, her şeyi kafanızda, duygunuzda, düşüncenizde büyütmenize neden olabilir. Şimdi zaten Jüpiter bolluğun, bereketin, şansın gezegeni. Ama Jüpiter öyle bir gezegendir ki parayı da fazla verir, duyguyu da fazla verir, kaygıyı da fazla verebilir. Ve oluşan enerjiler diyor ki size gözünüzde, gönlünüzde kafanızda hiçbir şeyi abartmayın. Özellikle ailesel ilişkilerinizde ise e, net tutumlar sergilemeye kaygılı ve huzursuz duygular içerisinde olmamaya hafta, pazar akşamına kadar özen gösterin. Sosyal çevre ve ilişkilerinizde merkür gerilemesi etkisiyle ortaya çıkacak iler, ilişki enerjiler ilişkilerinizde arkadaşlarınızla ani çıkan bazı sorunların gündeminizde olmasına neden olabilir. Herkesin sizin gibi olmasını beklemek aslında karşınızdaki insanlara da haksızlık etmek demek. Şimdi siz planlı olabilirsiniz, siz kararlı olabilirsiniz, siz bilinçli olabilirsiniz, siz ne istediğinizin Farkında olabilirsiniz. Siz yaşanmışlıklarla büyük tecrübeler kazanmış olarak dinç ve dingin düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Ama e, arkadaşlarınız sizin gibi hayata bakmayabilir, sizin gibi düşünmeyebilir. Yani insanların fikirlerini değiştirmeye çalışmasınlar mı? Yani bu hafta biraz böyle e, öğretmenlik yapma modunda olacaklar. Böyle tek tek balıklara şöyle geniş geniş şey verir misin? Mesela atıyorum öğretmenlik yapma ilk ikili ilişkinde şuna sahip çık para geliyor. Şimdi, Daha detay istiyoruz. İş e, iş hayatınızda bir anda hep ciddi olan bir arkadaşınızın çok ilgili davranmasına e, ve samimiyetine inan, sorgulama. Aşk hayatında e, duygularınızın çıkmaza girmesi nedeniyle neden bu moddayım diye partnerine agresif olma. Her şeyi gözünde büyütme. Abartma. Kariyer hayatında çalışma arkadaşlarının e, sana olan ilgisini, sevgisini önemse. E, özellikle bir birikimin varsa ve yatırım yapmak istiyorsan kendi sezgilerine göre yap. Başkalarına danışarak aklını karıştırma. İşsiz bir balık burcuysan e, tam Merkür gerilemesi sürecinde uzun bir süredir çabaladığın, araştırdığın, bulamadığın bir iş ayağına gelebilir, önüne gelebilir. Eyvah Merkür geriliyor, girmiyorum, girmeyeyim deme. Demesin. Çünkü bu senin yarım kalan niyetin, yarım kalan planın olduğu için sana çok büyük kazançlar da getirebilir, başarı da getirebilir ünvan elde etmene de neden olabilir. Para geliyor mu balıklara? Ee, çalışarak zaten para yılındalar. Süper. Yılın en şanslı burçlarından birisi. Çok güzel. Her şey bol geliyor. Sağlıkları şey. nasıl? Kiloya dikkat. Artan iştahınızı <laughs> şefkatle kontrol altına alın. Spotları ne? Spotum onlara. Ee, bildikleri, bildiğinden şaşma. Ama kimseyi kendine benzetmeye kalkışma. Ha, bak bu önemli. Kimseyi kendine benzetmeye kalkışma. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. 12 Burcu yorumladı Nuray Sayar'ı.